Ya evvela şunu belirtmek gerekiyor. Bugün Ali Bektaş Cemil Başkanlığı ve daha önce de İçişleri Bakanlığı tarafından yönlendirilen kişilerce yapılan ziyaretler bir ziyaret olmanın Alevi Bektaş toplumunun lehine olacak ziyaretler dışında aslında aleyhine olacak ziyaretler. Bunun sebebi de şu, yani her toplumun aslında ana sütü gibi helal olan hakları, yani eşit tutaşlık hakkı her toplum için haktır. Absorbe edilebilmek için suni bir şekilde ihtiyaçlar silsilesi yaratılıyor. O ihtiyaçların karşılanması yoluna yani devlet, yani Alevi Bektaş toplumunu tanıyor, onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolayısıyla aradan çıkan işte yapmadığı şeyler de hoşgörün algısı yaratılıyor. Bugün bizim Alevi Bektaş toplumunun, Alevi Bektaş kurumlarının içerisinde yapılan faaliyetlere de baktığımızda açıkçası Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı mevcut olan bir birliğin bozulması için elinden geleni yapıyor. Son süreçte özellikle Hacı Bektaş dergahında yapılacak Hacı Bektaş anması ile birlikte aslında bu biraz daha yuka çıktı. Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı olan Haydar Baki Doğan'ın yayınlamış olduğu yazı, Alevi Bektaş kurumlarını alanda yalnız bırakmaları, aksine yalnız bırakmalarını bir kenara bırakıyorum, tekfir edici açıklamalar yapmaları, şantaja girişmeleri. Açıkçası bugün Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı'nın Alevi Bektaş toplumu içerisinde ne gibi faaliyetlerde bulunacağının en büyük göstergesi haline geldi. Yani evvela şunu belirtmek gerekiyor. Belki mücadele tarihimizin, yani Alevi Bektaş kurumlarının, Alevi Bektaş toplumunun 100 yıla yakın bir süreç içerisinde vermiş olduğu eşit yurttaşlık mücadelesi, laik demokratik Türkiye mücadelesi bize şunu gösterdi. Bu mücadelenin içerisinde bir formül açıkçası açığa çıktı. Bu formül ne? Herhangi bir şekilde yapılan uzlaşma kesintisiz bir şekilde ihanete götürüyor. Dolayısıyla Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı'nın bizim muhatap alıp almaması durumunu çok fazla dikkate almamalıyız. Aksine bizler de onları muhatap almamalıyız diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra yani Alevi Bektaş Cemevi Başkanı onun Alevi Bektaş toplumu ve kurumlarının muhatap almaması durumunu bir kenara bırakıp daha kötüsü olan bir devletin kendi yurttaşlarının kurmuş olduğu STK'ları, sivil toplum örgütlerini, dernekleri, vakıfları, federasyonları dikkate almayıp onlara karşı bir tabela dernekleri, tabela federasyonları oluşturması açıkçası en utanç vericisi, en aciz durumu. Dolayısıyla bu durumda bizim yapmamız gereken şu, yani Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı'nın bizi muhatap alıp almamasını beklemek doğru değil. Biz muhatap alınmak da istemiyoruz, biz onları da muhatap almıyoruz. Biz onların yaptığı faaliyetlerin farkındayız. Buna karşı bir mücadele aracını nasıl oluşturabiliriz? Bu mücadele aracı maalesef ki görünen o ki mevcut derneklerin yapısıyla olacak gibi durmuyor. Yani süreci birbirinden bağımsız okumamak gerekiyor, özellikle bu ansiklopedi meselesinde de. Çünkü daha öncesinde bu faaliyet yürütülüyordu. Bu faaliyet nasıl yürütülüyordu? Yine hükümet tarafından, yine devlet tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Alevi Bektaş Klasikleri adıyla aslında bu süreç başlatıldı. Yani dolayısıyla Alevi Bektaş Cemevi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Alevi Bektaşlılara yönelik politikalarını sistematikleştiği bir isim buldu, bir vücut buldu hali. Dolayısıyla bir politikaydı. Cumhuriyet'in başından itibaren süren bir politika. Alevi Bektaş toplumunu nasıl asimile edebiliriz, nasıl dejenere edebiliriz? Bunun bir sonucu olarak bugün Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı tarafından çoğunluğu Sünni ilahiyatçılardan seçilmiş. Birkaç tane Alevi demek mümkün değil, ancak soy olarak Alevi inancına, daha doğrusu Alevi kökenli demek belki onlar için daha doğru olacaktır. Çünkü o kökten kopmuşlar çok önceleri. Dolayısıyla o gibi kişiler tarafından oluşturulan ekiple bir Alevi Bektaş ansiklopedisi düzenlenince duyuruldu. Bu ansiklopedinin aslında yine kurula basıldığında nasıl bir ansiklopedi olacağı açık bir şekilde ortada. Henüz ortada olmasa dahi yine Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmış olan eserleri de incelendiğinde açıkçası mevcut eserinde nasıl bir şekilde yayına sunulacağı tahmin edilebiliyor. İsmiyle açıkçası toplumda bir halisane düşünce uyandıran, çevreme duyarlıyım, değerlerime saygılıyım protokolü okullarda işlemeye başladı elbette ki.
Bunun en acı örnekleri şöyle gözüküyor. Yani bu faaliyetler sonucunda şunu gördük. Camiye çocuklar geliyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika işte jimnastik hareketleri, saçma sapan, hiçbir pedagojik formasyon olmayan imamlar tarafından yaptırılıyor bunlar da. Birkaç hareket, birkaç oyun. Oyunların sonucunda aslında tüm bu yapılanların tek bir hedefi var. Bir cihatçı gibi eller havaya kaldırıyorlu çocukların Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirtiliyor. Dolayısıyla tüm bu faaliyetlerin sonucu yeni nesillerin, işte genç nesillerin, genç beyninin, genç zihinlerin o İslamcı zihniyetin o zihniyetin esiri olmasını sağlamak. Dolayısıyla bugün çevreme duyarlı değerler mesela, yani ÇEDES protokolü genel bilinen adıyla buna karşı yapılması gereken birçok şey vardı. Biraz geç kalındı bu duruma ilişkin. Burada açıkçası yine kurumların, toplumdan çok kurumların ben eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü aydın kişi halkına karşı sorumludur. Halk bu durumun tehlikesinin farkına varamamış olabilir. Ancak buna karşı Türkiye Barolar Birliği bir faaliyet içerisine girebilirdi ama maalesef girilmedi. Eğitim sen, veli der. Yani yapılan şeyler aslında yine örgütlü olan insanlara hitap edebilecek. Yine örgütlü insanların katılımının yolunun açık olduğu, katılabileceğinin ortada olduğu faaliyetler oldu. Yani bir basın açıklaması, işte İzmir'de yapılan, İstanbul'da yapılan mitingler. Onun dışında bir faaliyete ihtiyaç vardı. Bu faaliyet nasıldı? Kapı kapı bildirilerle, broşürlerle aslında bu yapılan protokolün toplumu nasıl etkileyeceği, bunun insanları bilgilendirmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bilgisi olup da bu durumdan işte aman çocuğumun ifşa olmasın, çocuğum okul tarafından işte arkadaşları tarafından rencide edilmesin, hocaları çocuğumu karşı bir pozisyon almasın gibi kaygılar da söz konusuydu. Yalnızca Alevi Bektaş toplumu ve Alevi Bektaş kurumları içerisinde bir Kur'an kursunun verilmesine karşı olmayı bir kenara bırakıyorum. Bence genel anlamda bu gibi kursların tamamen kapatılması gerekiyor. Çünkü çoğunluğu merdiven altından faaliyetle yapılıyor. Bunun en acı örneği geçenlerde canlı bir şekilde gördük. Konya Doğanlar Mahallesi'nde olan bir durum. Konya Doğanlar Mahallesi bir aptal mahallesi. Abdal Mahallesi'nde var olan bir evin yalnızca bir odası ayrılıyor. Sabahları kadınların, akşamları erkeklerin gelip sohbetlere dahil oldukları, sabahları yine kadınlara Kur'an kursunun, akşamları ise erkeklere ve çocuklara Kur'an kursunun verildiği bir yer haline getiriliyor. Sonrasında bu Kur'an kursu dolayısıyla oraya gelen giden cemaat, özellikle Kadiriler, Süleymancılar, Rufailer orada ciddi bir faaliyetin içerisine giriyorlar. Bu faaliyetler sonucu bugün orada yaşayan Aleviler, Alevi ismini duydum, ağza alınmayacak hakaretleri söylüyorlar ki komşu, aynı zamanda akraba oldukları karşı mahalle, yani yeni mahalle. O mahalleye karşı fütursuzca hakaretler edebiliyorlar. Dolayısıyla bu ciddi anlamda bir tehlike. Yani fakirin düşüncesi şudur ki mevcut olanların hepsi halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek için açıkçası var olmuş yerler. Bunun eleştirisini bizler yaparken Alevi Bektaş kurumlar içerisinde böyle bir faaliyetin yürütülüyor olması açıkçası utanç verici.